Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün üretimhanemize götüreceğimiz kuşları artık yolluyoruz arkadaşlar. Normalde bir 4-5 gün sonra falan yollayacaktık ama maalesef erkenden yollama durumunda kaldık. Çünkü sahmada artık kuşlar kızıştığı için anlaşamıyorlardı. Bir önceki videoda da zaten görmüşsünüzdür. Sahmada kavgalar falan vardı. Bugün daha da şiddetli bir şekilde kavga ettiler arkadaşlar. Japones dişimizi az kalsın öldürüyorlardı. Ellerinden hani zor kurtardı kuşların. 3-4 tane kuş bir anda saldırdı. Şu an kafası gözü görmüş olduğunuz gibi kan içinde arkadaşlar. Ayakları aynı durumda, parçalanmış bir durumda. Yaklaşık 10 saniye içinde her şeyi hallettiler yani kuş arkadaşlar. Biz yakalayana kadar, tutana kadar. Şu an bunları ayrı kafese tutuyorum kendi erkeğiyle birlikte. Diğer göndereceğimiz kuşları burada bekletiyoruz. Kuş sayısı yarı yarıya düşecek arkadaşlar. Hemen göndereceğimiz kuşların sayılarını bir sayalım, kaç tane gidecek. 3, 6, 8 tane erkeğimiz var. 3, 6, 8, 3, 6, 9, 9 tane dişimiz var. 17 yapıyor. 17, şurada bir dişimiz var arkadaşlar. 18, 18, 19, 20. 3 tane de burada, 23 tane muhabbet kuşu gönderiyoruz arkadaşlar. 5 tanesi Japonez, 17 tanesi de şov kuşlarımız. Bugün artık akşamleyin üretimhanemize geçiriyoruz arkadaşlar. Biz ne yaptık? Bizde de biraz gelişmeler oldu. Hemen gösterelim. Bakın, kafeslerimiz full doldurduk arkadaşlar. Erkeklerimizi tekli kafeslere attık. Buradaki kafeslerimize de atacağız arkadaşlar. Bu arada sultanlarım için saydığım kafeslerimiz yetiyor. Hani onları şu kafeslerde yumurtlatmaya gerek yok. O kafesleri kaldıracağım oradan. Sultanları da artık burada yumurtlatacağız arkadaşlar. Bakalım bu kafeste yavru yumurtalabileceğiz mi onlardan? Bayağı bir rahatlayacağız şimdi. Onları söyleyeyim sizlere. Normalde dediğim gibi 4-5 gün sonra gidecekti. Çünkü hani yem sipariş falan daha verilmedi. Yem geldiği zaman gidecekti arkadaşlar kuşlar. Benim bir paket açılmamış yemim vardı, 20 kilo. Benim kendi yemim de bitti. O açılmamış bir paketten hani 20 kilo kaldığım için 10 kilo kendime bıraktım. 10 kilo da üretimhaneye götüreceğim arkadaşlar bu akşam. 10 kilo da kuşlara hayli hayli yeter. Çünkü yarı yarıya düşecek artık tüketim. O yüzden dolayı rahatlayacağız biz de, öyle söyleyeyim sizlere. Yani 3 kaç ay oldu bilmiyorum da yani 3-4 ay olmuştur. Yemden dolayı bayağı bir sıkıntıya soktular bizi. Ayda bir paket yem alıyorsam hani 2 pakete çıktı yani o aldığım yem. Bayağı zorladı bizi. O açıdan ama artık rahatlayacağız dediğim gibi. Kuşlarımız elden gidiyor. 23 tane gidiyor arkadaşlar. Bize kalan da yaklaşık 25-26 tane ancadır yani. Yarı yarıya düşüyor dediğim gibi fiyat, kuşların sayısı. Şovlarımızdan da bakın, burada yeşil erkeğimizin yanında çakılımız vardı. Çakıldaki kabarıklığın sebebini biliyorduk, yağlanma var diye. Ama hani poposunda da bir sertlik vardı. Meğersem o yağlar iyice sertleştiği için hani yumurta gibi geliyordu arkadaşlar bize, ama yumurta değilmiş. Onu oradan aldım. Çakılımız sağlamda şu an, bakın yukarıda. Gördüğünüz gibi tam çektiğim anda da pisliğini yaptı hayvan. Buradaki erkeğimizin yanında bir tane öylesine bir albino attık. Pardon, DF dişimizi attık. O erkek gidecek. Şu sağlamdaki gri dişi gidecek arkadaşlar. Onlardan yavru alamadık biliyorsunuz. Artık onlar elden çıkacak. Yaklaşık bir 3-4 gün sonra, hatta 2 gün de olabilir arkadaşlar. Bunlara artık dişilerini eş olarak atacağız. Kafese alışmış olmaları lazım. Hani yaklaşık bir gündür, 2 gündür falan kafesteler ve sürekli kur yapıyorlar kendi kendilerine. Buradan Japonesler çıktıktan sonra eş atacağım. Diğer erkeklerimi de bu kafeslere yerleştireceğim. Bu arada onları da söyleyeyim. Alttaki Vazipiyet Sultanımızın yanına kendi eşini atacağız arkadaşlar. O da yumurtlayacak duruma geldi artık. Biliyorsunuz 3 tane kızımız yumurtası yaptı yoktan yere. Bakalım bu kafese alacağız. Umarım yumurtlarlar. Yumurtlarlarsa çok çok güzel olur bizim için. Şu kalabalığı ortadan kaldırırız. Bakın yukarıda kafeslerimiz selam var. Hani şu görseli ortadan kaldırırsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir kalabalık. Kuş sesleri de artık yarı yarıya düşecek arkadaşlar. Bu sahmadaki kuşlar kızıştığı için çok fazla kur yapıyorlardı. Hatta şu an benim sesimi hala bile bastırıyorlar. Bakın oradan ses geliyor. Yaklaşık hani bir saat sonra falan kuşlarımızı götüreceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hani götürmeden bir video çekeyim dedim. Bir de götürdükten sonra üretimhanedeyken bir video çekerim. Üretimhane şu an boş bir oda var. Öyle söyleyeyim size. Boş bir oda. İçinde benim önceki 8'li kafesim var.
Onun haricinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Tel kafes var bir tane dörtlü. Bir de koltuk kanepe tarzı şeyler var. Hani bomboş duruyor. Kuşlarla beraber bazı ilaçlar, vitaminler, katkılar falan da vardı. Probiyotik olsun. E ve D vitamini olsun. Onun yanında başka neler vardı? Başka kızıştırıcı için Velsaraga'nın Kantovit adlı bir ilacım vardı arkadaşlar. O da dahil 3 tane ilaç kuşlarla beraber gidecek. Yaklaşık 8-9 hatta 10 da olabilir. 10 tane de yuvalık gidecek arkadaşlar. Artık benim biliyorsunuz küçük yuvalıklara ihtiyacım yok. Artık bu kafeslerde üretim yapıyoruz. Kendinden yuvalıklı kafeslere geçtik. Sadece şu büyük yuvalıklarım var ya, bunları bıraktım. Hani olur da papağanlar bu kafeste yumurtlamazsa tekrardan onları bu kafese alacağım. O yüzden dolayı büyük yuvalarımı göndermedim. Sultanlar için almıştım zaten onu. Onların sultanları olmayacak. Sadece muhabbetleri olacak. Yani söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Göndereceğimiz kuşları gösterelim hemen sizlere. Şov elimize kalıyor mu? Kalıyor tabii ki de. İlk önce elimize kalan şovları görelim arkadaşlar. Bakın burada bir yeşilimiz var. Bunu zaten Ankara'ya göndereceğiz. Yavru yumurta yapmadığı için söylemiştim. Onun eşi de burada griğimiz var. Bununla o yeşil gidecekler. Onları saymıyorum. Yerine belki yine bu ayarda bir yavru alırız ya da Japonez yavru alırız. Hani güzel, hangisi güzel hoşumuza giderse ayarlayacağız artık bir şekilde. Burada bir şovumuz var. Asker yeşili güzel bir şov arkadaşlar. Bu erkeğimizi ben çok seviyorum. Bunu eşiyle beraber almıştım. Eşi bize yaramadı. Ne yumurta yaptı ne yavru yaptı. En sonunda da öldü gitti zaten hayvan. Erkeği Allah'a şükür iyi yani. Şuraya geçelim. Hani saf şov değil. Şov diyorum ama bakmayın. Yani kırık şov bu. Şurada biraz daha vasıfları var. Şovların piyasası biliyorsunuz. Sabit bir piyasa yok. İsteyen istediği fiyata satmakla serbest arkadaşlar. O yüzden dolayı hani fiyatların sabit bir fiyat yok yani, öyle söyleyeyim size. Hani 200 diyemiyorsunuz mesela işte, ya da 300 diyemiyorsunuz. Hani 200 olan da var, 1 milyar olan da var. 1,5 hatta 2,5 milyar olanı bile gördüm arkadaşlar şovlarda. O yüzden dolayı bizim kuşlarımız kırık şov. Hani değer biçmiyorum ben. Fiyat verirsem yanlış olur zaten. Satmayı düşünmüyorum şu an. Burada güzel bir peyinsetimiz var. Bakalım bu kuluçka yavru alabileceğiz mi bundan? Umarım alırız artık. İki kuluçka bizi boş geçirdi. İlk kuluçkada yumurtalar full boştu. İkincide yumurtalar doldurdu. Yavru çıkmadı. İnanıyorum ki üçüncüde artık yavru çıkartacaktır. Bunun eşi de çok güzel bir kırık bir dişimiz var. Gri. Hemen gösterelim. Gelmiyor şu an. Rahatsız etmeyelim gerçi. Sağmada en soldaki gri dişi arkadaşlar. Onun dişisi de o. Dişilere göre erkek sayım birazcık az. İki tane dişim boşta kalıyor arkadaşlar. Onlara da ne yapacağım hemen aklımdan kurduğumuz bir şey söyleyelim. Biliyorsunuz iki tane takım satmayı düşünüyordum. Onları satmaktan vazgeçtim. Birisi en alttaki renkli erkeğim ve mor dişim. Biri de albinom ve kremiyom arkadaşlar. Yumurtalara full dolduruyorlar. Çok güzel bir takımlar. Onların dişilerini salmaya açacağım. Dinlendireceğim. O arada elimde olan fazla iki tane dişiyi yumurtlatacağım arkadaşlar. Hem kuşlarımız dinlenecek, yorulmayacaklar. Hem de bu sayede yavru yumurtalamaya devam edeceğiz. Bence hani güzel olur. Tabi erkek, iki tane daha erkeğimiz olsa güzel olurdu. Olmazsa şu takımı gönderdikten sonra onun yerine iki tane yavru erkek alırız. Şu göndereceğimiz kuşlara bakalım demiştik değil mi? Gerçekten sağlam kuşlar geliyor. Gerçi şurada benim hasta DFM de var. Şu an Allah'a şükürler olsun toparlanmaya başladı. Kendine kendine geliyor artık. Banyosunu falan yapıyoruz günlük. Şu an gayet güzel gidiyor. O da iyileştiği zaman erkek sayımız 1'e düşecek arkadaşlar. O zaman da artık duruma göre bir erkek de sağdan soldan bulacağız. Bakın burada güzel güzel erkeklerimiz var arkadaşlar. Jumbo'muz var. Şovumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Hani farklı farklı vasıflar. O en pahalı kuş bildiğim kadarıyla şu karşıdaki tam. Bir de onun yanındaki aynı tinekte olanlar şu an. Şöyle gösterelim. Yüzü soldaki, yüzü sarı olan var. En arkadaki, bir de ortadaki koca bir kuş var arkadaşlar. En iri kuş o şu an. Ama sakal ve kafa yapısı olarak şu soldaki daha iyi gibi geliyor. Ama onun da sakal ve kafa yapısı iyi. Kuşlar dediğim gibi birazdan gidecekler. Salmada bugün çok kavga ettiler. Hatta iki video önce görmüşsünüzdür. Kavgalar o gün başlamıştı. Bugün bayağı bir şiddetlendi arkadaşlar. Daha fazla sıkıntı çıkarmasın diye. Çünkü hani artık kuşlar kızgınlıktan dolayı çiftleşemiyorlar. Birbirlerine kur yapıyorlar. Bu sefer erkekler kıskanıyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Hani en sonunda birbirlerini öldürecekler yani. Baksanıza. Geldiğimiz duruma bakın.
Görmüş olduğunuz gibi kafa göz dağılmış hayvanın. Birazcık da korkmuş garibim. Korkması gayet doğal. Şimdi ben göstereyim. Erkeğinde bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Dişisi bayağı bir hırpalanmış. Hem de öyle böyle değil. Umarım yani şu an bir sıkıntısı yok. Sadece hani eşi atılma süresi birazcık daha uzayacak tabii. Bir 10 gün mü desem, 15 gün mü desem, hani öyle bir süreç var önümüzde. Gerçi hayvan yaşıyor, sağlığı yerinde Allah'a şükür. Bize o da yeter arkadaşlar. Üretimhaneye geçtiğimiz zaman da bu şovları erkekleri direkt kafeslere yerleştireceğiz. Sizlere bir video çekeceğim. Hatta belki direkt eşi de atabilirler. Onların ne düşünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü çiftleşme evsi şu an hazırlar. Sıkıntı çıkaracaklarını sanmıyorum. Dediğim gibi üretimhaneye kuşları götürdüğümüz zaman bir video da orada çekeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonra gelir büyük ihtimalle. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.